Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Golvar.com ile birlikte çok yakında kanalımız abonelerine özel forma çekilişi yapacağımız için bir an önce abone olmanızda fayda var. Son günlere bırakmamanızı tavsiye ederim. Kapak resmini de görüyorsunuz. Bu kısımda konuşacağımız ana olay burada yatıyor. Önce ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçeleşen Galatasaray'la ilgili bir iki tane bir şey söyleyeyim. Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan genç Bartu Elmas, Marsilya ile anlaşmış ve 18 yaşındaki futbolcu sözleşme imzalamak için Marsilya'ya gitmiş. Hani Ömer Faruk Beyaz için bizi yerden yere vuran bir medya vardı ya, o medya muhtemelen şu anda maymun taklidi yapıyordur. Aynı medya Galatasaray, Luis Ndama'nın Suudi Arabistan'a transfer olduğunu TFF'ye bildirmiş. Yani A2 takımına bildirmiş. Galatasaray. Ya şaka yapıyorum. Yalnız Suudi Arabistan ekibi Al Tawon, Luis Ndama için kiralama bedeli ödemeyecekmiş. Oyuncunun ikinci yarıdaki maaşını karşılayacakmış. Satın alma opsiyonu ise 3 milyon euro. Ben demiştim Galatasaray Fenerbahçeleşiyor diye ama inanmamıştınız. Yani alın size en net örneği. Bu arada Wolfsburg hayatının pokerini oynayan poker uzmanı Max Kruse ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıklamış. Valla Alex'ten sonra gelen en becerikli iki tane isim vardı. Giuliano ve Max Kruse. Hani skorda da oyunda da kendini belli eden iki tane isim vardı. Fenerbahçe'den ayrılış şekilleri belli. En azından Giuliano'dan hani içesine bir para elde ettik de Kruse hayatının pokerini oynadı. Ha, biz de ne yapıyoruz? Diego Rossi'den falan bir şeyler bekliyoruz. Ha, Diego Rossi konusunda şunu söyleyeyim. Ya, hiç mi bir futbol aklımız yok bizim? Ya bu adam MLS'ten geldi. Fizik sıfırın altında. Bayern Münih Davis'i almış zamanında. Davies. Ve neredeyse bir sene boyunca sadece fizik üzerine antrenmanlar yaptırmış. Davies'teki gelişim internette mevcut arkadaşlar. Ha hocam Rossi kötü, başka isim alalım. Mesela kimi alalım? Hocam Trezeguet'i alalım. Göksel Gümüşdağ. Trezeguet'in kiralanması konusunda Aston Villa ile anlaştık. Yakın zamanda takıma katılacak demiş. Yani Aston Villa bu kadar kolay kiralarken Fenerbahçe'nin hiçbir şey alamaması. Almayı bırak, gönderemiyoruz bile. Bakın size bir olay söyleyeyim. Çaykur Rizespor. Burak Kapacak konusunda Fenerbahçe yönetimiyle her konuda anlaşıyor. Zaten Çaykur Rizespor Fenerbahçe'den bir ismi istese bu kadar uzun sürmez. Hele hele de kiralık istese uzun sürmez. Biz oynama garantisi istiyoruz. Veremeyiz onu diyorlar. Burak Kapacak da bunun üzerine gitmek istemiyor. Çaykur Rizespor'a yani bir nevi elde kaldı ama Türkiye için daha 7-8 gün daha var transfer sezonunun bitmesine. Biz oraya odaklanalım arkadaşlar. Şimdi Seferovic'i konuşalım. Şimdi Fenerbahçe'nin forvet listesinde biliyorsunuz 3 tane aday varmış. Öyle söylüyorlar. Ve üçünün de durum yakından takip ediliyormuş. İngiltere'den sürpriz bir adayın olduğunu söylüyorlar. Ben de merak içerisinde araştırıyorum. Yani mali şartlarımıza tabii ki uymaları lazım. Tüm isimler şu anda ilgi düzeyindeymiş. Duyumcu arkadaşlar öyle söylüyor. Henüz hiçbir oyuncuyla somut temas olmadı diye bir saçmalık var. Öyle bir şey yok. Somut temas tabii ki oldu. Yani futbolcu ve kulüpleriyle görüşmeler gerçekleştirildi. Haris Seferovic kronik sakat diyorlar. Geçirmiş olduğu son sakatlığı da tamamen atlattı diyebiliyorum. Yani bizde her oyuncuyu çöpleme var. İşte sırtı kaydı, yok belinde kayma var, yok hayatı kaymış falan filan. Durum bu. Şimdi Seferovic'le ilgili dün bir iddia ortaya atıldı. Seferovic bugün, yani 31 Ocak Pazartesi günü İstanbul'a geleceği şeklinde. Gece geç saatlerde beni birçok arkadaşımız rahatsız etti demeyeyim de. Özellikle üye arkadaşlar, hocam Seferovic'le ilgili bir şey söylüyorlar, bakar mısınız dediler. Baktım, ettim. Geceleyin üye arkadaşlara verdim duyumu. Hani üyeliğin avantajları bu. Direkt topluluk kısmında anlattım. Detaylar şunlar, şöyle şöyle diye. Siz değerli kardeşlerim, artık bu video ne zaman yüklenirse ve dinlerseniz o zaman haberdar olacaksınız. Seferovic'le ilgili hiçbir uçak bilgisine ulaşamadık. Yani özellikle bizim Hasan Can Aksu reporter çok uğraşır. Yani o da diyor ki hiçbir şekilde özel uçuş ya da ilerleyen saatlerde tarifeli uçuş olursa haberim olur, bakayım diyor. Ama ortada bir uçuş yok.
Ya Seferovic'in Türkiye'ye geldiği, geleceği anlaştığı külliyen yalan yani. Onu söyleyeyim. Bir ikincisi. Hocam senin duyumların ne şekilde? Dün ben bas bas bağırdı anlattım. 2 gündür anlattım. Silivri'de anlattım. Metris'te anlattım. Ya ne demem lazım? Nasıl anlatmam lazım? Hangi cümleleri kurmam lazım bilmiyorum ama. Gerçi şu da bir gerçek. Kanalımızın gerçekten çok yüksek miktarda zeki takipçisi var. Yani hepsine buradan selamlarımı gönderiyorum. Artık dünyanın neresinde yaşıyorsanız selamlar olsun. Yoruma lütfen herkes yaşadığı yeri ve doğum yerini yazabilir. Hani işte memleket Kars, yaşıyorum şu anda Mars gibisinden. İşte yok, bir tanesi yazıyor işte Danimarka'dan selamlar, Norveç'ten selamlar. Asıl memleket neresi? Onları da yazın. Herkese selamlar olsun. Yani ben şunu açık yüreklikle söyleyeyim. Bu transfer dönemindeki aboneler kadar hiç zeki abonem olmadı desem herhalde yalan söylemiş olmam. Çok yüksek oranda zeki abonemiz var. Lep diyorum, hocam tamam anladık Çorum diyorlar. Hiç zorlamıyorlar. Ama aynı şekilde üyelerden de bazı anlamayan arkadaşlar var. Onları da üye yayınlarında zorla anlatıyoruz. Şimdi Seferovic'le ilgili benim söylediğim şu. Kulübü kiralama bedeli bonservis istiyor. Biz kiralama bedeli vermek istemiyoruz. Bonservisi de opsiyona bağlamak istiyoruz. Kulübü diyor ki o zaman bedava kiralayın, zorunlu satın alma opsiyonu. Bizimkiler diyor ki bedava kiralayalım, opsiyon zorunlu olmasın. Biz zaten alırız. Kulübü diyor ki o zaman zorunlu eklerim. Bizimkiler diyor ki ama olmaz. Belki Slimani çıkar diyor. Bakalım ne olacak. Ahmet Ercanlar Seferovic'e Fenerbahçe'den bir teklif gitmemiş diyor. Külliyen yalan. Külliyen yalan. Kulübüyle görüşmeler defalarca yapıldı. Ha Fenerbahçe Spor Kulübü çıkar açıklama yapar. Yok görüşmedik falan filan der ama siz Ahmet Ercanları ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nü değil de önem verdiğiniz duyumcuları dinleyin bence. Çünkü birkaç senedir rezil ediliyoruz. Yani taraftara rezil ediliyoruz. Elimizde olmayan sebeplerle. Yani diğer kısımda Konan mevzusunu anlatırken özellikle beni dikkatlice dinleyin bak. Biz rezil ediliyoruz. İnanın biz rezil ediliyoruz. Siz rezil oluyorsunuz. Neyse. Seferovic Fenerbahçe'den teklif gitmedi demiş. Benfica'dan iyi para alıyor. Ayrılmayı düşünmüyor. Arkadaşlar ben Seferovic'in Benfica'dan aldığı ücreti açıklıyorum. İyi para alıyor. Yıllık 800 milyon euro alıyor. Şaka şaka. Anladık hocam. Gerçeğini söyle. Yıllık brüt 1,5 milyon euro alıyor. Net 660 bin euro alıyor. Yani Benfica'dan çok iyi para alıyormuş ya, 660 bin euro. Niye hocam 660 bin euroyu sana da verseler sen de Ali Koç'u savunursun. Savunurum. Yıllık 660 bin euro verin. Ali Koç'u yani Amerikan başkanı bir ilan bile ederim. İsrail başkanı bile ilan ederim. 660 bin euro yıllık verin. Burak Elmas'ı Fenerbahçe başkanı ilan ederim. Hiç sıkıntı değil. 660 bin euroya millet neyini satmaz? Ben başkan ilan ederim yani. Sıkıntı değil. Şimdi bakın. Seferovic iyi bir forvet. Son yıllarda belki de alıp alabileceğimiz en iyi forvetlerden birisi olur. 20 gol atar, 25 gol atar onu bilemem. Onu bilemem. Ama Türkiye Ligi'nin üstünde bir santrafor. Kudurtucu bir tarzı var. Kemal Ademi'nin bir tık üstü. Yok, 7 tık üstü. Hocam gelirse ligi ikinci bitiririz, kupayı alırız diyor. Belki de sen kupayı almayı zaten garantiledin. O yüzden çok fazla şey, yani çok fazla haberin yok. Yani demek istediğimi de açıkça söyleyemiyorum. Neyse uzatmayalım. Yani İstanbul'a gelme olayı falan filan. Yalan. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Ha dediğim gibi de adamlar da bonservis istiyor. Şimdi bunu anladık mı? Seferovic kısmını. Hocam peki benim anlamadığım şimdi Seferovic geliyor mu gelmiyor mu? Senin anlamadığın şu. Fenerbahçe şu anda Seferovic gelmiyor. Tamam. İkinci olayımız. Ver arka planı. O bayağı yakışıklı arka plan oldu. Ver arka planı. Şimdi Fenerbahçe Inter'den bir oyuncuyla temastaydı. Daha doğrusu temasta değil de durum yoklaması. Şu anda ekrana geliyor karizmatik bir oyuncu. Ben değilim lan. Ben zaten oyuncu değilim. Oyuncu Mustafa Hoca elendi. Dur elenmesin dur. Ya bu şey değil mi ya Emrah Baba? Değilmiş. Şimdi Fenerbahçe Robert Gagliardini. Cagliardini'dir muhtemelen okunuşu. Roberto Cagliardini ile Fenerbahçe bir yoklama çekildi. Bakın isteyen yalanlasın. İsteyen hiçbir şekilde görüşülmedi. Kulliyen yalan falan filan desin. Yoklama çekildi. Ancak
futbolcu kesinlikle ve kesinlikle Türkiye sınırlarından içeri girmek istemiyor. Ha hocam ha. Ona kalırsa Messi'ye de çakıldı yoklama. Messi de gelmek istemiyor. Oh ne güzel. Arkadaşlar adam 7 Nisan 94 doğumlu. 27 yaşında 12 milyon euro piyasa değeri var. 1,88 boyunda merkez orta saha oyuncusu. 2023'e kadar sözleşmesi var. 2017'de Atalanta'dan 20,5'a alınmış. 14 maça çıkmış. 2 gol 1 asisti var. 548 dakika. Şimdi ben bu haberi yalanlamak istiyorum. Yani doğru değildir demek istiyorum. Fenerbahçe'nin bu kadar vizyonu yoktur demek istiyorum. Anlayan anlasın arkadaşlar. Okey. Okey. Hocam sen bize Getson Fernandes'ten haber ver. Getson. Arkadaşlar lütfen benden duyduğunuz şeyleri sağda solda paylaşmayın. Bak rezil olursunuz. Çünkü benim takipçi sayım çok şükür. Yani iyice var. Derler ki Mustafa Hoca'dan çalıyorsun derler. Bak Getson Fernandes'le ilgili ben şunu da söyleyeyim açık yürekli. Ben sosyal medyadan bir şey duyuyorsam diyorum ki diyorlar. Ediyorlar. Ya benim farkım bu. Şimdi Getson ile ilgili geçtiğimiz günlerde de açıkladım. Bugün sosyal medyaya düşmüş bize önerildiği. İsmail Kartal olabilir demiş. Yani ben zaten 6-8-10 oynayabilecek bir isim arıyorum demiş. Fenerbahçe yönetimi bilin bakalım ne cevap vermiş. Fair play. Fair play. Bak. Şimdi Seferovic'i getirsen, Getson Fernandes'i getirsen bence taraftarın İsmail Kartal'a ve Ali Koç'a bakış açısı değişir. Arkadan bir de Löw'ü yapıştırsan Fenerbahçe taraftarını bir 6 ay susturursun. Ama Galatasaray'a ayıp olur. Fair play. Ya bir gidin ya. Yani ha şu da bir gerçek. Futbolcunun gönlü Galatasaray'dan yana. Yani bir senedir top oynamamış. Yani hangi takıma giderse gitsin futbolcu Galatasaray niyetinde. Yani bence Burak Elmas anlaşmıştır Benfica'yla. Daha düşük maliyetli birini arıyordur. Yoksa isteyen zaten alırdı. Ha şu da bir gerçek. Ya Fenerbahçe'nin orta saha ihtiyacı var mı? 496 tane orta saha varken bilmiyorum ne kadar mantıklı. Gelelim diğer habere. Resimdeki şahısı tanıdınız değil mi arkadaşlar? Yo öndeki kırmızılı. Elneni. Şimdi Fenerbahçe'nin Arsenal'de Elneni'ye bir ilgisi zaten vardı. Bunu defalarca dile getirdik, konuştuk. Ama ben şunu anlamıyorum. Yani Elneni gerekli bir isim mi? Görüşmeler sürüyor. Arsenal hiçbir takıma gönderemedi. 6 aylık sözleşmesi kaldı. Hatta dün Mısır maçında da spiker demiş ki 6 aylık sözleşmesi kaldı. Elneni'nin Fenerbahçe ile görüşme halinde demiş. Yani çok ilginç. Yine forvet transferinde süreyi bayağı geçirmişim ama arkadaşlar inanın bunları da konuşmam lazım. Yani direkt şöyle bir şey var. Bu doğru değil. Bu yanlış desem kafanız 1 milyon olur. Onu da söyleyeyim. Şimdi dün Ahmet Ercanlar Bey Fenerbahçe Marsilya forveti Bamba Dieng ile ilgileniyor demiş. Şimdi ben merak ediyorum. Ben gerçekten merak ediyorum. Fenerbahçe'yi hangi geri akıllı transferde yönlendiriyor? Şimdi birincisi ya bunları da konuşmasam arkadaşlar sürede geçsin umurumda değil artık yeter ya vallahi yeter. Yani bana da kızın darılın önemli değil. Birincisi sende 2 tane Rogon forveti var. Bir de Valencia var. Bana deseniz ki hocam üçünden hangisi de gitmesi muhtemel Valencia derim. Valencia'yı gönderip Bamba Dieng'i alsan 20 maç 829 dakika 4 gol 1 asist. Bilmiyorum futbolcunun özelliğini. Senegal milli takımında oynuyor. Tam 4 maçta golü yok. Yaş 21. Bize leblebici lazım. Akıl olarak, mantık olarak bu futbolcunun olmaması lazım. Ha, sözleşmesi boşa çıkar. Takımı fesheder. Ulan senin Allah belanı versin. Şöyle der, böyle der. Bir şey diyemem. Ancak, bakın arkadaşlar, ancak olmaz. Yani olmaz. Ben olmaz diyorum. Yine hızlanalım arkadaşlar. Fenerbahçe'de Serdar Dursun ve Miguel Crespo 2 Şubat'ta UEFA'ya bildirilecek olan Konferans Ligi'nde kadrosuna yer alacak. Üçüncü isim kim? Muhtemelen o da sol bek olacak. Yani bakın Fenerbahçe transfer yapamıyor diyordunuz. İki kişiyi listeye bile eklemişiz. Hey! Vay yavrum vay. Allah'tan korkun be. Fenerbahçe'den iki yeni transfer. Üçüncü isimin
Yani bakalım kim olacak. Ya şimdi Morelos'tan ilgili de bir iddia var. Ya birkaç tane daha haber vardı. Hemen hızlıca geçiyorum arkadaşlar. İskoç basını demiş ki 8,4 milyon euro Fenerbahçe gözden çıkardı demiş. Külliyen yalan, yalan, yalan. Fenerbahçe Serdar Dursun'u Valencia'ya desteklemek istiyor. Bu arada Ahmet Ercanların ortaya attığı kaçıncı isim bu? Onu da unutmayın forvet olarak. 8,4'ü vermeye hazırmış da işte Van Bronckhorst falan filan izin verecek, vermeyecek. Haris Seferovic'i de alacakmış. Tiki Ünye Suarez. Bak Tiki Ünye Suarez olayı da sustu. Herkes sustu şu anda. Ve Fenerbahçe şöyle böyle. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bizim gerçekten ilgilendiğimiz, aşama kat ettiğimiz bir forvet var. Laf aramızda ama ismini bilmiyorsunuz. Şu anda sosyal medyada konuşulmuyor. Ve ben de sır gibi saklayacağım. Fenerbahçe'nin anlaştığı, Antalya'ya getirdiği Mirchevski, Sırbistan'ın TSC Başka Topola takımıyla anlaşmış. Bilginiz olsun. Mustafa Hoca, bak adam Antalya'ya futbolcu getiriyor, haberin yok, bir de kendine doyumcu diyorsun diyen dangoçlar vardı. Hepsine buradan selamlar olsun. Yine Ahmet Ercanların Löw'le ilgili şeyini söyleyeyim. Fenerbahçe'ye 3,5 milyon euroya gelecekmiş Löw. Doğrudur. Bunu da daha önce söyledim size. Löw artı ekibi 4-4,5 milyon euro bandında gelecek diye. 6'ya kadar çıkabilecek bu bütün kademeleriyle birlikte. Yani o bilmem 11'den hepsine kadar 6 milyon euroluk bir şey. Tabii şampiyonluk priminde 3 milyon euroluk bir şampiyonluk prim olabilir. Olsun da bir zahmet. Ama bakalım Löw'den 2 gün önce şey gelecekti. Haber gelecekti. Şu kardeşiniz önce üyelere sonra abonelere dedi ki 5 Şubat'tan önce teknik direktör beklemeyin. 5 Şubat mı dedim dur. Cumartesi günü hangi gün oluyor? Ha 5 Şubat aynen. Tamam. Ahmet Bey demiş ki arkadaşlar Fenerbahçe belki de 5 Şubat'ta Ali Koç tarafından yeni teknik direktör duyurulacak demiş. Yani bir şey demiyorum. Mustafa Hoca'yı takip ediyorlar. Takip etsinler. Bu arada bilginiz olsun ben herhangi bir yerden engelli falan değilim. Yani ne 12 numaradan ne Ahmet Ercanlardan ne başkasından hiç kimseden engelli değilim. Yani herkes benim eleştiri dozajımın farkında. O yüzden bir şey demiyorum. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Başka Ahmet Ercanlar Fenerbahçe'de her hafta oyunculara yağ ölçümleri yapılıyor. Bir gram bile fazla çıksa para cezası veriliyor demiş. Bu verilmemesi yanlış zaten şu ana kadar. Onu da söyleyeyim. Son olarak 18 dakika olmuş maşallah. Fenerbahçe Seferovic ve Konan Başakşehir maçına yetiştirilebilirmiş. Haber öyle söylüyor. Sol bek işleyen Konan'ı kısa sürede açıklamaya hazırlanıyor. Seferovic de büyük aşama kat edildi. Hatta ikisini de şey yapabilir demiş. Ben şunu söyleyeyim. Konan'la ilgili başka bir kısımda uzunca konuşacağım. Burada şunu söyleyeyim. Her konuda anlaştığımız, benim duyumunu verdiğim Konan bile iptal olabilir şu anda. Öyle bir durum var. Bu Mustafa Hoca'ya kızmanızı gerektirmez. Mustafa Hoca'nın bir suçu yok. Ben duyum aktarıyorum. İnşallah ben yanılırım. İki isim de gelir. Yani uçak bileti falan filan paylaşıyorlar diyorlar ama durum bu. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe 2 transferi UEFA'ya bildirecek. Üçüncü isim yolda. Hocam kim bunlar? Az önce söyledim ya Crespo ile Serdar Dursun. Hocam onlar yeni transfer mi? Ben yeni transfer demeyeyim. İki transfer. Alın iki transfer bu. Üçüncü isim becerebilirsek Konan. Beceremezsek beceremeyeceğiz gibi duruyor zaten ortalık. Hocam başlıkla içeriğin hiç alakası yok. Allah senin belanı vermesin. Nasıl daha alakası yok? Al işte iki transfer bu. Yani Seferovic'i şunu bunu bekliyorsunuz da ben size gerçekleri anlatıyorum. Yani Seferovic, Gagliardini, Elneny, Gerson Fernandes, Bamba Dieng, Konan, Trezeguet. Hani gelecek isimler başka kim var? Morelos, Tiki Ünye Suarez, Mirchevski. 10 tane transferle ilgili duyum verdim arkadaşlar size. Yani elinizi vicdanınıza götürün. Bir beğeniyi ve yorumu çok görmeyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.